Sevgili takipçilerim, eğer hapishanede olduğunuzu görüyorsanız, mesela hapishaneye girdiğiniz ve hapishaneden kurtulmaya çalıştık, yaptırmış olduğunuz yanlışlarla ilgili ve inandığınız yanlışlar üzerine çok fazla gittiğiniz ve hatalarınızı görmediğinizi ve görmediğiniz sürece bunların size maddi manevi çok büyük zarar getireceğini gösterir. Yani özellikle de işinizle ilgili suçlanmaya girebilirsiniz. Mesleki konuda aşağı düşebilirsiniz. Çünkü küçücük bir alanda parmaklıkta kendinizi görmek ve kapalı bir alanda ruhsal anlamda da yaşadığınız sorunların daha fazla ön planda olacağı, gerekiyorsa bir destekle birlikte enerjinizi daha sağlıklı noktalara itmenize yardımcı olabilir. Eğer ailece hapishaneye düştüğünüzü görüyorsanız, büyüklerimizin bir ahı, bedduası ya da yaptığı bir iş anlaşması maddi kayıplara, iflas eşiğine ve çocuklarımızın yaptığı bir çocuklarınızla birlikte hapishanedeyseniz çocuklarınızın yanlışlarını görmeniz lazım. Onların hataları ev düzenimize, hayat düzenimize çok büyük kayıplar göstereceğini temsil eder. Eğer ki evli bir kadın kendini hapishanede görüyorsa eşinin aldattığı, yalan söylediği ve para sakladığını gösterir. Eğer eşiniz size hapishanede olduğunu görüyorsa, eşinizin sizin ailenizden kaynaklı eşinize yapılan kötü enerjiler aranızdaki soğukluğu ve krizlere ve tartışmalara sebep olacağını gösterir. Eğer hapishane kapısından çıktığınızı görüyorsanız, artık geçmiş hataları yapmayacağınız, yepyeni bir kapıda ve yepyeni siz olacağınızı gösterir. Eğer ki çocuğunuzu hapishanede görüyorsanız, eğitim konusunda onu çok fazla yıpratmalar, yarım bırakmalar, yanlış yollara sapmaya gösterir. O yüzden çocuğunuz böyle bir rüya anlatıyorsa dikkate alın. Eğer ki anne babanız böyle bir rüyayı size anlatıyorsa, anne babanız sizin hakkınızı yiyeceği ve diğer kardeşlerinize hakkını vereceği ve bu konuda hak ve helal konusunda o bir dünyada hesaplaşacağınızı gösterir. Aman kimse hapishane falan görmesin bu ara.